Alparslan Bey, bu ürünlerin tazeliğini, kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Bunları en başta satın almaydan başlıyoruz. Satın alma noktasında ürünlerimize seçici davranıyoruz. Her ürünü imalathanemize sokup ürünlerimize karıştırmıyoruz. Öncelikle aldığımız ürünü kendimizin beğenmesi lazım. Daha sonra o ürünü kullanıp müşterilerimize sunuyoruz. Bu konuda bunların üretim aşamasında da hijyen, kalite, titizlik ve insanlara sunarken, satarken de yine aynı özeni göstererek insanlara bu konuda mutlu olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizi diğer pastanelerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi pasta satmak bizim için ne kadar sıradan görünürse bile bu alan insanlar için özel bir andı. Biz bunun bilincinde olarak insanlara pasta satıyoruz. Yani önemli olan burada satıp insanlardan para almak değil. O insanlar pastayı evine götürdüğü zaman mutlu olabilmek. Çünkü mutlu insan karşısındakini de mutlu eden insandır. Özel'in pastanelerinin geleceğe yönelik hedefleri arasında neler vardır? Geleceğe yönelik hedeflerimiz 2009'da çıktığımız bu yolda daha kalıcı, daha sağlam temeller üzerine oturmuş bir Özel'in pastanesiyle daha ileriki yıllarda şubeleşmeye özen göstererek özellikle önce şehrimizde daha sonra da civar şehirlerde ve bütün ülkede bunu sağlayabilmek. Alparslan Bey, bu güzel röportaj için size çok teşekkür ederim. Son olarak Altın Rehber programı ekranlarından tüm Türkiye'ye ve dünyaya neler söylemek ister? Herkese barış, huzur ve tatlı tadında bir hayat dilerim. Teşekkür ederim. Evet efendim, Özel'in pastanelerindeydik. Bakalım şimdiki durağımız neresi olacak?